Vallahi Umre Planımızın temel amacı orada zamanında bir revizyon planı yapılmış. Revizyon planında çok haksızlığa uğradığını hisseden insanlar var. Bu insanların ilk önce biz görüşlerini olumlu veya olumsuz şekilde tüm mahalleyi kapsayacak şekilde atölyemizde açılacak bir oylamaya kaldık. O oylamadan sonra eğer diyelim ki çoğunluk imar tadilatları tekrar revize edilsin diyorlarsa edeceğiz. Yok etmeyelim diyorlarsa etmeyeceğiz. Yani kendileri karar verecek. Yani oradaki bir nevi imar adaletsizliklerini giderebilmek için kendilerinin başvuruları var. Çok kişi başvurduğu için zaten böyle bir yola gittik. Ama yine de biz kendilerine bıraktık işi yani. O oylama neticesine göre hareket ediyoruz. Şimdi demokrasilerde biliyorsun oyla bazı şeyler belirlenir. 3 tane diyelim ki 10 kişide 3 kişi evet hayır aynı kalsın diyebilir ama 7 kişi hayır bunlar böyle böyle değişsin diye diyorsa onlara göre tekrar bir imar revizyonu yapmak gerekir. İşin aslı bu. Ama onlar karar verecek yani. Yani öngörülen revizyona göre kat irtifanın değişme durumu da olabilir mi? Eğer vatandaşın bu yönde bir tercih de bulunursa... Vatandaşın tercihine göre değil, imar kanunları neye gerektiriyorsa ona göre olur. Evet, keyfi değil. Yani şimdi bazen politik, anlıyorum ben seni, bazen politika yapmaya çalışıyorum. Bizim politikayla işimiz yok. Biz halkın mağduriyeti varsa mağduriyetini gidermek için kendilerinin taleplerini onlara oylayın kardeşim. Bu oydan sonra da biz eğer evet çıkarlarsa sizin şeyiniz tekrar yeni imar kanunlarına göre tekrar düzenlemeye alacağız. Biz. Olayın büyütülecek yeri yok. Orada kendini çok haksızlığa uğramış olan insanlar var. E diyoruz ki biz de eğer oynama siz bu tadilat değişimini istiyorsanız mali olarak kabul ediyorsanız biz de biz size yardımcı olacağız. Biz. Yani bunu büyütecek bir şey yok ki. Yani başka bir şey yapılabilir. Belediye niye var? Ya birileri kendi kendine işte o öyle diyor, bu böyle diyor. Her zamanki gibi yani. Hasan idi, Yunus idi, Hasan idi. İşte tabii şöyle durumlar da var. Değil mi? Kendi şahsi imar değişikliklerinde zamanında bir takım kişiler kollanmışsa, bir takım kişiler ayrılmışsa özellikle o taraftan bu işlerin çok geldiğini görüyoruz. Orada eşit ve adaletli davranabilmek için bunun olması gerekiyor. Mal canın yongasıdır. Adalet ülkün temelidir. Bu ülkelere istinaden eğer orada işlemler yapılmadıysa zamanında gidip de revizyon planı adı altında bir sürü film çevrildiyse ki öyle düşünüldüğü için zaten mahalleden itiraz geliyor. İşte o konuşanlara da dikkat edin, kesinlikle onların o işte parmağı var, eminim yani. Anladınız? Ona kendi mahalleli, Ayazlı Mahallelisi kendi karar verecek. Ayazlı Mahallelisi diyelim 1000 oyu mu var? 600-700, evet ben tekrardan imar tadilatı istiyorum diyorsa imar durumunu hemen de katla niye ilişkilendiriyorlar onu da anlamıştı. İmar durumu hemen katlan. Benim bir arazim yok orada. Yeni mahallede benim bir arazim yok. Benim lan Sayın Başkanım. Olabilir. Yani sen şimdi ben bak bir mağduriyet yaşamış mesela. İmar değişikliği olsun diyenlerden bir tanesi de. Evet. Hayır bir niye diyorsun? Mağduriyetim var. Niye diyorum? Ben yeni mahallede mülküm var. Yeni mahallenin halinde bütün her yerde dükkan üstü 4 kat 5 kat olmasına rağmen yeni mahallede bizim bütün mahallenin içerisinde zeminin en sağlam olduğu bölge. Evet. Ama hala dükkan üzeri maksimum 3 kat. Yani ben şimdi oraya ev yapacağım veya yaptıracağım. Diğer mahalleler gibi imkan varsa burada ben olmasını isterim. Yani sen şimdi çok zengin biri olsan, ya benim yerim bir katta kalsın, yeşil alanda villa yapalım, çarşının göbeğinde. Tamam gayet güzel, biz de 12'nin yeşil alanı var, bir katlı olarak bırakırız yani tercih diye alınacak. Ama sen kendi arazinde her şey yolundayken başkanısının arazisinde mağduriyetler varsa onu da görmeden hareket ediyorsan sen o zaman bencilsin. Başkan bu imar tadilatları dediğimizde neler var? Şimdi
Vatandaş soruyor da bizden cevap. Abi bakın ben size istiyorum. Bunlar vatandaş soruyorsa. İmar tadilat dediğinizde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa böyle bir şey yapıldı. Normalde belediye başkanı şeytanlık yapsa bunu zaten halk oylamasına sunmaz. Aynı Fikret Başkan gibi yapar geçer. Doğru mu? Ya atıyorum veririm Ankara'ya ihaleye. Sen anlamazsın. Sana haber bile vermem. Biz ne yapıyoruz? Biz her bir vatandaşı bilinçlendiriyoruz. Oraya imar müdürümüzü yolluyoruz. Ne olacağını, ne olmayacağını. Siz kendiniz karar vereceksiniz diyoruz. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa oldu ya. Ama senin aklın şeytanlığa çalışıyorsa başkan olarak hiç haber vermezsin. İmar revizyonu yapıyorum dersin. Geçiyor ondan sonra işte diyelim temsilci senin yerin ne olduğu belli olmaz. Onun yerinin ne olduğu belli olmaz. Kimisinin bakarsın çok güzel yeşil sahaları birine satın aldırıp da ondan sonra oralara inşaat ruhsatları verirsin. Doğru mu? Daha çok başkan. Şimdi ama halkı bu işin içine kattığın zaman başkan olarak böyle şeyler yapamazsın. Ve karar verecek olan halk yine. Sanki adam şunu göstermeye çalışıyor. Yani şu siyaseti yaparken akıllı yapmakta fayda var. Buna ben karar vermeyeceğim ki. Ayazlı Mahallesi kendi karar verecek. Yeni Mahalle kendi karar verecek. E biz niye, kim seçti bizi buraya? Bu oylar seçmedi mi? Biz bu oyların haberi olmadan iş yapmıyoruz ki. E birileri gibi şeytanlık yapıp da kimsenin haberi olmadan da iş yapmıyoruz. Herkese ilan ediyoruz. Herkese yazısını yazıyoruz. Bilgilendiriyoruz. Bak senin mahallende böyle bir durum oluşacak. Sen bundan bilgin olsun. İzle. İtiraz edeceğin pozisyon varsa itiraz et. Hak hukuksa böyle. Doğru mu? Tadilattan mesela hani arsa ya. Abi şimdi bu konu yani neler bak onu merak ettiğimden söylüyorum. Bu konu abi bak benim mesleğim inşaat mühendisi, bu inşaat mühendisinin işlediği. Bu çevre şehirciliğe bakın bu biz sadece bunu böyle yaptık diye de kendimiz böyle şey değil, biz kendimiz yapmayacağız. Evet, vatandaşın isteği. Hayır, şehirci planlamacısı yapacak bunu. Bu apayrı bir meslek. Şehir plancısı düzenleyecek, getirecek. Uygun bulursak mecliste hep beraber evet diyeceğiz. Vatandaş da bilgilendirilecek ama. İşte bendeki en önemli şey vatandaşı bilgilendirmeden şeytani işler yapmamak. Zamanında olduğu gibi. Adam 5 sene sonra, 10 sene sonra 5 katının 2 katını öğrendiği zaman eski imar durumuna gelip de öğrendiği zaman senin yer olsa o yer ne diyeceksin? Nasıl yaptılar bunu? Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Yani yine Yeni Mahalle'den örnek vereyim. Yeni Mahalle şu anda yapı stoğu olarak en eski yerleşimlerden bir tanesi. Yani 30-40 yıllık, 40 yıllık orada binalar var. Bunların yenilenmesi için de vatandaşı orada işte bu değişikliği... Bu değişiklik olmadan onları nasıl yenilecekler? Öyle eski kalacak o binalar öyle orada. Yani muhalefet olmuş olmak için bence muhalefetlik yapmıyorum arkadaşlar. Ortak fayda da doğru neyse memleket için onu yapalım. Ama siz tabii bizden önce böyle pek vatandaş bilgilendirilmeden imar işlerinde revizyon planları olduğu için bizim bu yaptığımız biraz ters gelebilir. Biz halkın ne diyorsa onun sesini dinleyerek yapma taraftarıyız. Halk istemiyorsa yapmayız. Bu kadar basit. Doğru olan da bu. Ama o mahallenin ki gelecek. Yeni Mahalle'den sonra Osmaniye'den talep var. Bir sürü talep var. Hacı Yusuf'lardan var. Şimdi bu kadar talep varken bir şeylerin doğru yapıldığını iddia etmek biraz bana saçma geliyor. Geçmişte bir şeyler doğru veya eksik veya bilerek yapılmadı. Öyle kabul. Olmakta fayda var. Sonuç itibariyle halkın önüne sandığı koyacaksın, kendi karar verecek.
Mesela şimdi ayağını atacağız. Diyelim kaç oy kullanılmış? 1000 tane oy var. 1000 taneden kaç çıkmış? Zaten belki de istemeyecekler. Yeni maliye koyulmuş. Belki de istemeyecekler. Belki de isteyecekler. Doğru mu? Kendileri karar verecekler. Ve sonradan bize sunacaklar. Biz de diyeceğiz ki evet dendiyse ihale edeceğiz. Şehir planlamacısına. Şehir planlamacısı çizecek, getirecek bizim önümüze. Vatandaş inceleyecek. Vatandaş kendi arazisinden ne olup olmadığına bakacak. Okey derse burada meclise gelecek. Mecliste de biz evet veya hayır diyerek bunu oylayacağız.